Herkese günaydın değerli izleyenler. Hayatın Ritmi başlıyor. Çok güzel bir bölümle karşınızdayız. Evet, TRT1 ekranlarında her gün aynı saatte randevumuz var ve biz her gün sizler için sağlık konusunda bilim dünyasındaki son gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugün aslında konumuz anne babaları ve torun sahibi olanları, teyzeleri, halaları sanırım hepimizi ilgilendiriyor. Evet, konumuz çocuklarımızla ilgili. Çocuklarda karın ağrısı ile ilgili merak edilenleri enine boyuna inceliyor olacağız. Çocuklarda karın ağrısı ne zaman tehlikeli? Gerçekten karnı ağrıyor mu? Nasıl anlıyor olacağız? Aklınızdaki soruları bir baba olarak az çok tahmin edebiliyorum. Sosyal medyadan bize sorduklarınızı da bir araya getirdim. Birazdan tüm bunları uzmanlarımıza soruyor olacağım. Bakalım bugün programımızda kimler var? Hayatın Ritmi başlıyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hayatın Ritmi. Anneler, babalar, ekran başına. Çocuğunuzun karın ağrısının sebebini bir türlü bulamadınız mı? Hayatın Ritmi, çocuklardaki karın ağrısını en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Allah'ım, bizim Rana yani büyüyene kadar ne çektirdi bize? Annesi hiç unutamaz yani. Hiçbir yere gidemezdik. Bir karın ağrıyor, bir karın ağrıyor. Çocuğunuz karın ağrısını tarif ederken vücudunun neresini gösteriyor? Zıpladığı zaman kıvranarak aşağıya doğru büzülüyorsa... Bebeklerde kolik ağrısına ilaç iyi gelir mi? Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı uzman doktor Murat Palabıyık'tan karın ağrısı olan çocuklar için öneriler geliyor. Kolik ağlaması olan bebeklerdeki ilaçların çoğunluğu aslında... Çocuklarda akut karın ağrısına hangi hastalıklar neden olur? Şiddetli ve geçmeyen, hatta şiddeti artan karın ağrısı olan çocukların... Kasık fıtığı nasıl bir ağrıya sebep olur? Çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor Şafak Karaçay anlatıyor. Çok uzun süre beklemek gibi bir lüksümüz maalesef yok. Çocuklarda karın ağrısı ne zaman mide ve bağırsak sorunlarını işaret eder? Yanma, ağrıma, kalp sıkışması benzeri şikayetlerle gelebilir. Hatta... Çocuklarda mide ve bağırsak hastalıkları nasıl teşhis ediliyor? Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk gastroenterolojisi uzmanı Profesör Doktor Meltem Uğraş cevaplıyor. Doğduğun andan itibaren çocuklara endoskopide, kolonoskopide yapabiliyoruz. Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Evet, karın ağrısı bölümlerinde sonuna geldik ve bugün çocuklarımızı konuşuyor olacağız. Çok önemli bir bölümle karşınızdayız. Şimdi dikkat diyoruz. Çocuğunuzun midesi mi ağrıyor, karnı mı? Evet, bu sorunun cevabını arayacağız ve yanımda çok değerli hocam Doktor Murat Palabıyık bizlerle birlikte, çocuk ve yeni doğan uzmanı. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir bazı istatistikler aldık. Ondan sonra veriler. Baktığımız zaman gaz problemi bebeklerde ve çocuklarda çok yaygın. %75 oranında gözüküyor. Yıllar evvel yine bu ekranda bu programı yaparken değerli Murat Palabıyık hocam da bizlerle birlikteydi. Çocuklarda, bebeklerde karın ağrısı en sık nasıl gözüküyor? Nerede gözüküyor? Kolik bebeklerde gözüküyor. Allah'ım, bizim Rana yani büyüyene kadar ne çektirdi bize? Annesi hiç unutamaz yani. Hiçbir yere gidemezdik. Bir karın ağrıyor, bir karın ağrıyor. Yani ciddi bir şekilde bir ağlama krizleri filan. Ve dolayısıyla çok yaygın da görünüyor. Sonra adeta ağlamaktan göbeğini çatlattı derler. Bir dönem göbek fıtığı falan olmuştu. Sonra zaten olabiliyormuş yani. Kendiliğinden de geçebiliyormuş. Çok yaygın görüyoruz herhalde, değil mi? İlk temel belirti bu. Çocuklarda çok sık gördüğümüz bir bulgu. Çocukların midesi mi ağrır, karnı mı ağrır? Çok güzel bir soru slaytıydı. Çocukların karnı ağrır. Karın ağrısının sebepleri mideden olabilir, karın içindeki organlarda olabilir. Bir sürü sebep var. Şimdi onları bugün konuşacağız. Ama çocuklar genel olarak benim karnım ağrıyor derler. Ve karın ağrısını aslında çocuklarda çok da hafife almamak lazım. Çok büyük bir çoğunluğu bizim fonksiyonel karın ağrısı dediğimiz, yani altta bir hastalık yatmadan ortaya çıkan karın ağrısıdır. Çocuklar sık sık bunu söylerler ama bir kısmında da hakikaten bilmemiz gereken hastalıklar, tedavi edilmesi gereken hastalıklar var. Şimdi onları konuşacağız. Evet, şimdi temelde semptomlara baktığımız zaman kramp, reflü, ağlama, şişkinlik gibi durumlar olabilir. Evet, karnında bir şişkinlik görebilirsiniz. Çocuğunuz ağlıyordur
ve eş zamanlı olarak da bir böyle kramp ve o ciddi bir ağrı şikayeti var. Sebeplerine baktığınız zaman bir defa en temel olgunlaşmamış ve veya düzensiz bir sindirim sistemine aslında sahip olmaları. Çünkü ek gıdaya geçişle birlikte biraz daha böyle belirginleşebiliyor. Belki yanlış beslenme, hocamın daha önceki bölümlerde de anlattığı gibi bu sürecin iyi adaptasyonu mutlaka önemli. Bu dönem herhalde tetikleyici faktörlerden bir tanesi. Evet, özellikle 6. aydan itibaren tamamlayıcı beslenmeye geçiş önemli. Eğer bu geçişi biz birazcık fazla hızlı yaparsak, bebeğe uygun olmayan bir şekilde yaparsak, onun sindirim sisteminin kapasitesinin üstünde beslemeye başlarsak, aşırı beslenme ya da hatalı beslenmeye bağlı karın ağrıları, gazlar, huzursuzluklar olabilir. Evet, mesela bu ne demek düzensizlik? Sebeplere baktığımız zaman kötü beslenme olabilir. Besin intoleransı varsa çocuğunuzda evet. Olabilir. Çok veya az yemek yemekle birlikte olabilir. Açlık, stres, kolik olma durumu, kabızlık, hazımsızlık ve belki de çocuklarda bile gördüğümüz kaygı, stres bozuklukları buna sebep olabiliyor. Evet, çok geniş bir yelpazesi var çocuklarda karın ağrısı yapan. Tabii buradaki bütün karın ağrısı sebepleri sindirim sistemiyle ilgili olan karın ağrıları. Peki sindirim sistemi dışında karın ağrısı yapan sebepler var mı? Tabii onları da konuşacağız. Mesela belki çocuğun bir idrar yolu enfeksiyonu var. Ya da bazen hani hiç de sürpriz değil. Karnım ağrıyor diye giden bir çocukta bir bakıyorsunuz böbrek taşı çıkıyor. O zaman ağrının özellikleri çok önemli. İşte biz o yüzden soruyoruz ne zamandan beri karnı ağrıyor diye ve çocuklardan da eğer hani yaşı uygunsa göster bakalım neresi ağrıyor diye söylüyoruz. Çocuk böyle benim göbeğimin üstü ağrıyor, burası ağrıyor diyorsa hani biraz daha rahatız ama mesela yan ağrısı, sırta vuran ağrı, aşağıya yansıyan ağrı bunların hepsi apayrı hastalıklar anlamına gelir. Evet, şimdi erişkinlerde de bu tabloyu vermiştik. Bir defa batınımızda yani karnımızda organlarımızın bir dizilim şekli var değil mi? O dizilim haritasına göre baktığımızda ne olabilir? İşte sağ tarafta varsa safra taşı, hazımsızlık, mide yanması. Safra taşı çocuklarda pek gördüğümüz bir şey değil ama hiç görmeyeceğiz anlamına geliyor mu? Hayır gelmiyor. Metabolik bazı sorunlar olabilir. Belki bazı antibiyotikler safranın koyulaşmasına yol açarak aynı bulgura yol açabilirler. Safra çamurları olabiliyor bazen çocuklarda. Böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, apandisit, kabızlık sağ alt kadranda, ondan sonra suprapubik bölgede bir ağrı meydana gelirse belki idrar yolu enfeksiyonu aklımıza gelecek. Tam ortada stres, anksiyete, kaygı bozuklukları sebep olabilir. Daha yukarıda mide problemleri gündeme gelebilir. İşte sol tarafta ve aşağıya doğru olursa daha çok kabızlık aklımıza gelebiliyor. Ancak baktığımız zaman tabii akut karın ağrısı bizim için en kritik durumlardan bir tanesi. Evet. Bir anda bir ağrı gündeme geliyor. Nasıl bir ağrıdır bu? Durup dururken aniden ağlamaya başlayan ve benim karnım ağrıyor diye ifade eden bir çocukta mutlaka hani bir doktorla iletişim içinde olmak gerekiyor. Bu ağrılar altta yatan sebeplere göre değişebilir. Ama evde en azından kararsız kalıyorsanız yapacağınız şey çocuğunuzun karnına okşamak olacaktır. Çocuğunuzun karnı sertleşmişse, size eliyle dokundurtmuyorsa ya da çok basit bir şey var. Mesela çocuğunuz böyle ayakta duruyor ve karnı ağrıyor. Zıplatın. Zıpladığı zaman kıvranarak aşağıya doğru büzülüyorsa mesela bir apandisit olabilir. Bunlar çok tipik hani evde durumun acil olup olmadığına karar vermemizi gerektirecek şeyler. Ama kararsızsanız derhal hastane. Evet. Şimdi akut cerrahi karına baktığımız zaman bir defa yani bir genel cerrahın müdahale etmesi gereken bir tabloyla karşı karşıya mıyız değil miyiz diye baktığımızda bir defa karında en önemli bulgular bizler için ne? Çocukta eşlik eden durumda ateş var mı? Bağırsak seslerini siz belki duyabiliyor musunuz? Belki hareketlerini bile görebilirsiniz değil mi tıkanıklık vesaire durumlarında? Rebound dediğimiz karnına dokunduğunuzda ya defansı olacak, sertlik olacak veya dokunup çektiğinizde bir ağrı hissiyatı çocuğunuzda oluyor mu? Kas sertleşmesi dediğimiz, o defans dediğimiz karın duvarının sert olması ondan sonra ve diğer bulgular. Dolayısıyla akut batın çocuklarda çok önemli. Biz normal durumlardaki karın ağrılarını konuşmaya devam edeceğiz ama öncelikle akut batınla ilgili çok değerli bir hocamız var hattımızda. Kendisine bağlanıyoruz. Çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor Şafak Karaçay hocam. Hocam merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Halit hocam, sağ olun. Siz nasılsınız?
Değerli hocam teşekkür ediyoruz. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Çocuklarda bir akut batın durumu olup olmadığı nasıl anlaşılır? Hangi hastalıklar buna sebebiyet verebilir? Şimdi önce tabii akut batın teriminin tanımlamasını yapmak gerekiyor. Akut batın nedir? Çocuklarda genellikle geçmeyen karın ağrıları sonrasında muayene bulguları ve laboratuvar bulgularına dayanarak cerrahi bir problemin ortaya çıkmasına akut batın adı veriliyor. Bunlarda akut batınlarda genellikle girişimler yani tedaviler cerrahi yöntemlerle yapılır. Bunların içerisinde neler var bu hastalık grupları içerisinde? Apandisitler, bağırsak düğümlenmeleri, ciddi intestinal bağırsak kanamaları, ciddi mide duodenal 12 parmak bağırsağı problemleri gibi problemler pekala cerrahi karın adını verdiğimiz akut karınla kendini prezente edebilir. Bu şekilde ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar genellikle kendilerini geçmeyen karın ağrıları, hatta giderek şiddeti artan karın ağrıları olarak düşkünleşen bir genel durum hali artı kusmaların varlığı, ama bu kusmalar genellikle birkaç kusma sonrasında safralı kusmaya doğru dönüşüyorsa, o zaman ailelerin akut batın konusunda şüphesini duyarak daha doğrusu bir hekime muayene olmak için başvurmaları gerekmekte. Bağırsak düğümlenmesi veya bağırsakların iç içe geçmesi durumu çocuklarda sık olduğunu tahmin ediyoruz, en azından halk arasında dile getirilebiliyor. Dolayısıyla bu durum neden kaynaklanıyor ve nasıl çözüme ulaştırılıyor? Öncelikle bağırsak düğümlenmesi dediğim şey aslında gerçekten bir düğüm değil ama bir bağırsak segmentinin, bir bağırsak parçasının daha ilerideki bir bağırsak parçasının içerisinde tıpkı bir teleskopun parçaları gibi iç içe geçmesi durumuna diyoruz. Bağırsak düğümlenmesi yani invajinasyon bu. Müdahale etmek gerekiyor mu? Genellikle müdahale etmek gerekiyor. Cerrahi olarak girişim yapmak gerekiyor ve giren bağırsağı çıkartmak gerekiyor. Sebebi ne? Genellikle leading point dediğimiz, yani bir bağırsağı bir başka bağırsağın içerisine doğru ileten kılavuz bir noktanın varlığı invajinasyona yol açıyor. Bu kılavuz noktalar nelerdir? Örneğin çocukluğumuzda top oynadıktan sonra düşüp bir yerimizi berelediğimizde genellikle kasığımızda ağrılı lenf nodları, bezeler olurdu. Bu gibi bezeler aslında enfeksiyondan vücudu korumak için var. Genellikle bahar dönemlerinde geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları ve viral hastalıklar da göstermiş ki invajinasyonlar bu dönemlerde daha sık görülüyor. Bağırsak tıkanıklığı veya bağırsak düğümlenmesi, iç içe geçmesi durumlarında bir ilaç tedavisiyle takip etmek mümkün mü? Yoksa mutlaka ameliyat gerekiyor mu bu çocuklarda? Öncelikli olarak bağırsak tıkanıklığı durumunda tanının bir konması gerekiyor. Bu tanı da genellikle ultrason ile ultrasonun gösterdiği dönemlerde ya da gösterdiği hastalıklarda bunu takip eden popodan verilen bir takım ilaçlı sıvılarla tanı kesinleşiyor. Ancak bu popodan çekilen grafilerde aynı zamanda hastalığı tedavi etmek de mümkün. Basıncı kontrollü bir şekilde verilerek ılık bir boyar maddenin sıkışmış olan bağırsak segmentini açtığını biliyoruz. Ultrason eşliğinde ya da görüntüleme eşliğinde radyolojik olarak bu segmentleri açmak mümkün. Ancak eğer bu segmentler bahsettiğimiz gibi bir basınç gradiyentiyle beraber açılmıyorlarsa, o zaman tek çözüm cerrahi yönteme başvurmak. Daha önce de dediğimiz gibi eğer cerrahi yöntemle bu sağaltılmazsa, bu sefer diye ilerideki segmentin içerisine girmiş olan proksimal segment, yani daha önceki bağırsak kısmının dolaşımı bozulabilir ve daha sıkıntılı sonuçlara yol açabilir. Apandisit neden çocukluk döneminde daha sık görülür ve apandisitin belirtileri nelerdir? Şimdi apandisit de aslında bir çocukluk yaş grubu hastalığı diye tanımladın ama pekala erişkinlerde de görüyoruz, doğru. Ama erişkinlerde, hatta adolesan yaş grubundan daha sonraki dönemlerde görmek bunu çok sık değil gerçekten de. Biraz girişimsel bir hastalık olduğunu düşünmekte fayda var. Anatomik yapı yavaş yavaş apendiks dediğimiz kör bağırsağın lümeninin genişlemesi ve büyümesiyle beraber tıkanmasını da ileriki yaşlarda daha güç bir hale getiriyor. Bu yüzden aslında çocuklarda apandisiti görmek çok daha mümkün. Genellikle apandisitin bulguları nedir? Halk arasında aslında bu çok iyi bilinir. Sağ alt taraf, hatta göbeğin altında başlayan ağrı yavaş yavaş sağ alt kadrana, karnın sağ alt tarafına doğru geçer. Bir süre sonra bu ağrı kaybolmaz, hatta şiddetlenerek artar. Ama sabittir. Ağrının kaybolduğu ifade edilmez. Buna kusmalar eşlik edebilir, iştahsızlık eşlik eder. Bir süre sonra eğer apandisit patladıysa tahta karın dediğimiz sert ve çok ağrılı bir durum ortaya çıkar ki tedavisi cerrahidir.
apandisit kaynaklı bir ağrıyı tarif ettiğiniz gibi evde yaşarsak eğer, o halde doğrudan hastaneye başvurmak gerekiyor mu ve mutlaka cerrahi tedavi burada da ilk tercih midir? Şimdi bu tabii ki ilk soru için. Eğer akut batın olduğunu düşünüyorsanız çocuğun ya da çocuğunuzun ya da yakınınızın, mutlaka ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. Bu ihmal edilecek, göz ardı edilecek bir durum değil. Burada yapılması gereken şey tabii ki hastanın IV sıvılar, serumlarla bir kontrol altına alınması, müşahedeye alınması, ardından gerekli tedavilerin başlanması. Şimdi tabii dünyada farklı çalışmalar gösteriyor ki apandisitlerin küçük, çok küçük de olsa bir kısmı ameliyatsız antibiyotiklerle sağaltılma yoluna gidiyor ama genellikle bunlar 2 ya da 3 haftanın üzerinde servis yatışları, hastane yatışları gerektirebiliyor. Genel yaklaşım apandisitlerde artık altın yöntemin laparoskopik, yani bir video endoskopik yöntem, karın içerisine kameralarla girip minimal invaziv bir şekilde apendiks dediğimiz kör bağırsağın cerrahi olarak çıkartılması. Asıl tedavi bu. Programın başında da aslında kendi çocuğumdan bahsettim. Çocuklarda göbek fıtığı oldukça sık gözüküyor ama kasık fıtıklarının da görülme sıklığı çok da az değil. Bu gibi durumlarda karın ağrıları gelişebiliyor mu ve diğer tüm durumlarda olduğu gibi burada da bir ameliyat veya bekleme süreci var mı? Çocuklarda iyi huylu şekilde seyreden hastalıklardan bir tanesi aslında göbek fıtıklarıdır. Göbek fıtıkları genellikle cerrahi girişim gerektirmez. Karın ağrısı da pek yapmaz. Sadece dikkat edilmesi gereken şey 2 yaşlarında, 3 yaşlarında bu çocuklara bir fıtık bağı ya da bir para yapıştırıp üzerine bir tülbentle ya da bir eşarpla sarmak gibi bir takım işlemlerin yapılmaması gerektiğidir. Çünkü sardığınız bir korsenin altına bağırsak segmentleri gelip sıkışıp bağırsak nekrozuyla, yani oradaki bağırsak segmentinin boğulmasıyla sonuçlanabilir ki bu istemediğimiz bir durum. Fakat kasık fıtıklarındaki durum daha farklı. Oraya kasıklarda çıkan, ortaya çıkan fıtıklar obstrüksiyon, yani bağırsak tıkanmalarına yol açabilir. Çocuğun gaz çıkarmasını zorlaştırabilir. Hatta kabızlık dahi görülebilir. Bir çeşit akut batın gibi olmasa da bir çeşit karın ağrısına gerçekten yol açabilir. Zaten çocukluk döneminde eğer kasıkta şişlik görüyorsanız ve kasık fıtığı teşhisi konmuşsa, o zaman bunun tedavisi cerrahi kesinlikle. Değerli hocam, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Evet değerli izleyenler, çocuklarda karın ağrısı bölümüne tüm hızıyla devam ediyoruz. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Murat Palabıyık bizlerle birlikte. Hocam hemen devam edelim. Apandisit hocam da birazcık bahsetti. Evet. Bence belirtiyi tanımlıyor olmak çok önemli. Evet. Nasıl anlayabiliriz? Apandisit olan çocuklarda genellikle başlangıçtaki ağrı böyle göbek etrafındadır. Şimdi göbek etrafında ağrısı var deyip de bu işi hafife almamak ve izlemek gerekiyor. Ateş ve kusma eşlik edebilir ve ilerleyen saatler içinde göbek altından sağ alta doğru ağrının ilerlediğini göreceksiniz ve el sürdürmeyecek. İşte demin yaptığım şu zıplama hareketi apandisitin erken tanısında çok değerli bir bulgu. Ya böyle topukların üzerine basıp şöyle yapacağız ya da çocuğu zıplatacaksınız. Zıpladığı an kıvranarak aşağı doğru iki büklüm oluyor ve şiddetle ağlıyorsa bunun altında apandisit yatıyor olabilir. Öyle bir durumda zaten karnını çocuk el değdirtmez. Çok ağlamaya başlar. Bu bulgular artık ilerlemiş demektir. Ama her zaman da böyle kitaptaki gibi de apandisit olmuyor. Yani bazen hakikaten karın ağrısı gelen bir çocukta biz çok şüphede kalabiliyoruz. Basit bir görüntüleme yöntemi, ultrasonu kullanabiliyoruz. Ama ultrason bile bazen apandisiti ayırt edemiyor. Görüntüleme teknikleri içinde en iyi apandisit tanısını koyduran tomografi. Bilgisayarlı tomografiyle tanı konabiliyor. Çok kararsız kaldığım zaman gerekirse de aileyle de konuşarak, hani cerrahlar bazen antibiyotik tedavileri buna yanıt alınamazsa da cerrahi olarak açıp bakıyorlar apandisit olup olmadığına. O kadar yani. Tabii. O yüzden hani benim önerim sevgili anne babalara, büyüklere, çocuğunuzun karın ağrısını ciddiye alın. Yani bu önemsiz bir karın ağrısıdır deyip de geçiştirmeye kalkmayın. Büyük olasılıkla önemsiz olacaktır. Ama bir apandisit gibi sebep varsa altta, onun tedavisinde geç kalmak çok daha tehlikeli olacaktır. Evet, şimdi sebeplerine baktığımız zaman bulaşıcı hastalıklar, yemek atıkları, kalıtsal yatkınlık, kronik kabızlık gibi durumlar var. İşte aslında bağırsan o segmentinin
bir tarafı kör. Dolayısıyla baş kısmına da, yani giriş kısmına da bir fekalit dediğimiz, yani gıda artının dışkı parçasının o içeriği tıkamasıyla oluşabiliyor. Dolayısıyla hep gündeme gelir. Ya işte acaba incir çekirdeği yapar mı? Limon çekirdeği yapar mı? Sadece buna yormak değil. Hala mekanizmasını bilsek bile doğrudan etken şudur deme şansımız pek yok. Ancak çok önemli, apandisten ölüm olmaz mı? Olabilir. Eğer tanı konulmamış bir durum söz konusuysa o halde takip sürecinde bu apandisin ödemlenerek, şişerek patlaması bağırsak etrafına, karın içerisine enfeksiyonun yayılmasına sebep olacak ve bu oldukça ciddi bir enfeksiyon tablosudur diyebiliriz. Baktığımız zaman tabii teşhisinden hocam bahsetti. Apandiks dediğimiz bağırsan o bölümü anatomik varyasyonları var. Arka tarafına geçiyor, önünde duruyor, aşağıda duruyor filan. Dolayısıyla her hastada belirtilerin farklı olmasının sebebi bence anatomik değişiklikler herhalde. Mesela gebelerde de apandisit olabiliyor. Şimdi hamileyken, tabii bu benim konumun biraz dışına çıkıyor ama gerçekten apandisit tanısı koymak çok zor olabiliyor. Karnında bir bebek var, o apendiksin yeri değişiyor, öne arkaya tanı koymak zorlaşabiliyor. Ya da apendiksin yeri evet sabit ama ona çok benzeyen başka bir kör bağırsak daha var. Bu da divertiküller de divertikülit şeklinde iltihaplanıyor. Bu sefer bir bakıyorsunuz sağ tarafta değil de sol tarafta karın ağrısı alabiliyorsunuz. Yani iyi bir muayene ve iyi bir gözlem son derece önemli bu karın ağrısını değerlendirirken. Evet, akut batını biraz bahsettik. Bir de genel tabloya şöyle bir bakalım. Çocuğunuzun karın ağrısı size ne söylüyor? Bir kullanım kılavuzu yine hazırladık. Murat Hocam'la birlikte o soruların üzerinden geçelim. Hocam buyurun. Evet, çocuğunuz 2 yaşından büyük mü? Ve eğer değilse çocuğunuz kendini ifade edebilecek yaşta değil. O zaman karın ağrısı olduğunu bizim kendimizin anlaması lazım herhalde. Evet. Yani çocuğun sebepsiz yere ağlamalarıyla, bacaklarını karnına doğru çekerek ağlamasıyla ve bu ağlamaların bazen gaz çıkartarak ya da bol miktarda kaka yaparak rahatlamasıyla biz hani küçük bebeklerin karın ağrısı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ama gerçekten anlayabilmek için bebekle doğumdan itibaren çok iyi temas kurmak gerekiyor. Onu anneler gayet güzel anlıyorlar aslında. Evet, çocuğunuz 2 yaşından büyük, mide bulantısı sorularımızdan bir tanesi. Mide bulantısı yok. O zaman uzun süreli bir ağrı mı, sağ alt kısmında ağrı mı, yüksek ateş veya dışkıda kan var mı? Eğer böyle bir durumsa çocuğunuza ciddi bir sorun olabilir diyoruz. Yani kısacası akut batın az önce bahsettiğimiz tablo, ama bunlar yoksa o zaman idrarda yanmayı sorgulamak gerekiyor. Evet, idrar yolu enfeksiyonları da karın ağrısı için önemli sebepler. Burada mutlaka bir idrar tahlili yapmak gerekiyor ya da ne bileyim bir idrar tahlilinde enfeksiyon dışında belki kan hücreleri görülebilir. Bir de bakarsınız böbrekte bir taş vardır. Bunlar bizim için önemli. İdrarın renginin kırmızımsı olması bazen enfeksiyon, bazen de kan anlamına gelir. Keskin idrar kokusu enfeksiyon anlamına, idrar kaçırmaya başladı mı çocuk, bunlar son derece önemli. Yalnız idrar yoluyla ilgili herhangi bir belirti yoksa, o halde soruyoruz, öksürük ve ateş var mı karın ağrısına? Eşlik ediyorsa akciğer problemleri de karın ağrısına sebep olabilir. Bazı zatürreler, özellikle akciğerin alt loblarına yerleşmiş zatürreler karın ağrısı yaparlar. Hem de öyle bir karın ağrısı yaparlar ki bazen akut karınla karışacak kadar güçlü karın ağrısı yapabilir. Evet. Sorduk, akciğer bulgusu da yok. O halde diyoruz ki ishal var mı eşlik eden? İshal varsa bir gastroenterit tablosu. Evet, çocuklar diyelim ki abur cubur bir şeyler yedi ya da bir enfeksiyon aldı, bir viral ishal olacak. Başlangıçta şiddetli karın ağrısı gelirler. Karınlarını elletmezler, akut batın zannedersiniz. Kıvranır çocuk böyle. Ama daha stetoskopu karnına koymadan önce bile gur 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 sesler gelmektedir. Bir bakarsınız bağırsak sesleri çok güçlü. Tuvalete gider, gök gürültüsü gibi gümbür gümbür bağırsaklarını boşaltır. O çocuk bir dakika sonra güle oynaya tuvaletten çıkabilir. Bazen enfeksiyona bağlı ishallerinde ilk başlangıcı şiddetli karın ağrısı olabilir. Evet, devam ediyoruz. Çocukta ishal yok, boğaz ağrısı var mı? Boğaz ağrısı varsa streptokok enfeksiyonu aklınıza gelsin. Ama eşlik eden durumlarda onlara da niçin karın ağrısı oluyor hocam? Boğaz enfeksiyonlarında hani bademciklerimiz şişiyor. Bademcik dediğimiz doku, tonsiller, lenf dokusu. Bağışıklık sistemimizin çok önemli dokuları. Aynı lenf dokuları bağırsaklarımızda da var.
Şimdi boğazındaki lenf dokusu şişerse, yani badincikleri iltihaplanır, büyürse bağırsaklarındaki lenf dokusu da büyüyor. Çünkü bağışıklık sistemi bir alarma geçmiş durumda bir boğaz enfeksiyonuna karşı. Bağırsaklarda o genişleyen lenf bezleri de gerilmeye yol açar, şiddetli karın ağrısı yapıyorlar. Gerçekten çocuklar kıvrana kıvrana geliyor. Boğazındaki enfeksiyonu düzelttiği zaman bağırsaklardaki lenf bezleri de yavaş yavaş, badincikler nasıl düzelirken onlar da düzeliyor ve karın ağrısı geçebiliyor. O yüzden hep karnım ağrıyor diyen çocuğun mutlaka biz boğaz muayenesi yaparız. Yemek yedikten sonra şiddetli ağrı var mı? Gıda alerjisi bu tip şeyler yapar mı? Evet, bunlar tabii daha nadir. Gıda alerjinin tanısı genellikle daha erken dönemlerde konabiliyor. Ama bazen özellikle intoleranslarda, mesela laktoz intoleransı başta olmak üzere ya da gıda alerjinde de yemekten sonra karın ağrılarıyla karşılaşabiliyoruz. Evet. Sonra kabızlık, karın ağrısı sebepleri. Erişkinlerde de gördük bunu. Evet. Erişkinlerde kabızlık karın ağrısına sebep oluyor. Neden yapar bunu? Çocuklarda kabızlık aslında şöyle, yeni doğan döneminde bazen haftada bir kaka yapan bebekler oluyor ilk aylar içinde ve kakasının sayısından ziyade kıvamı bizim için önemli. Mesela 10 günde bir kaka yapan ama her yaptığı kaka sulu ve rahat olan bir bebek var diyelim ki, bu aslında kabız değil, normal. Ama kakası sertleşmiş, tane tane, taş gibi, buradaki bir numaralı sebep aslında beslenme bozuklukları. Özellikle paketlenmiş gıdalar, işte içinde çikolata, şeker, yağ olan, böyle ekmeğin üzerine sürülen bir takım krema gibi besinler çok şiddetli kabızlık yapabiliyorlar, kakayı sertleştirebiliyorlar. O nedenle bir de süt. Bazı çocuklarda pastörize süte aşık oluyor çocuk. Süt içmek dışında başka hiçbir şey istemiyor. O çocuklarda da süt kakayı taşlaştırabiliyor. Taş gibi sert, keçi pisliği gibi diye tarif ettiği ailelerin kaka yapıyorlar. Bu kronik kabızlıklarda özellikle karın ağrısı çok geliyor. Kabızlık da gerçekten çok sıkça gördüğümüz bir karın ağrısı sebebi çocuklarda. Evet, şimdi eğer kabızlık da yoksa karnın üst kısmında bir ağrı var mı? Karında yanma var mı ve kötü tat var mı? Çocuklarda reflü olabiliyor mu ve reflü de karın ağrısı sebebi midir? Reflü de son derece önemli bir karın ağrısı sebebi. Çocuklarda en çok iki tane reflü görüyoruz. Bir tanesi gastroözofageal reflü. Ne demek? Mide asidinin yukarıya doğru kaçması. İkincisi de vezikoüreteral reflü, yani idrar kesesine olan, inmiş olan idrarın yukarı, yani reflü geriye kaçak demek. Arkaya doğru kaçak demek. İşte çocuklarda her iki reflü de aslında karın ağrısı yapar. Gastroözofageal reflü başımızın derdi. Tanı koyması bazen çok zor oluyor çocuklarda. Şüphelenmezseniz tanı koyamıyorsunuz ve çocuk sürekli karnı ağrıya ağrıya dolaşıyor. Karın ağrısı işte bir sürü sebeplere yol açıyor. Yukarıya doğru çıkan mide asidi boğaz ağrısına yol açıyor. Şimdi ve boğazı kızartıyor. Siz reflü olduğunun farkında değilsiniz ama boğazda kıpkırmızı bir çocuk mesela antibiyotik kullanılabiliyor gereksiz yere. Karın ağrısının önemli sebeplerinden birisi reflü. Bazen tekrarlayan boğaz enfeksiyonlarına, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarına, sinüzitlere yol açıyor. Ya da mesela öyle erişkinler de vardır, çocuklar da vardır. Sanki bir gün önce maçta böyle bağıra çağıra bağırmış ve sesi çatallanmış gibi konuşur. Bunun sebeplerinden en önemlisi reflü. Çünkü sürekli mide asidi boğaza gelip ses tellerini tahriş ediyor. Evet, eğer bunlar yoksa sırada sorumuz endişe. Çocuğunuzu endişelendiren bir durum var mı? İşte okul, sınav, imtihan, her neyse veya belki de aile içi sorunlar bile bunda gündeme gelebilir. Kaygılardan kaynaklanabilen karın ağrıları olur mu çocuklarda? Bu nasıl anlaşılır? Çocuklar tabii ki kaygı da, özellikle sınav kaygısı, stres, yani her şey karın ağrısı yapabilir. Fakat tabii burada karın ağrısının kaygıya bağlı, strese bağlı olduğunu anlamak için diğer hastalıkların olmadığını göstermek gerekiyor. Baş ağrısı eşlik ediyorsa çocuğunuzda migren olabilir. Migren mide bulantılarıyla, kusmayla, karın ağrılarıyla eşlik edebiliyor çocuklarda. Abdominal migren denen bir şey var değil mi? Karın migreni, yani gerçekten karın ağrısı ataklarının arkasında yatan sebep bir migren de olabilir. O yüzden hani sizin çocuğunuzun sık sık karnın ağrıdığını düşünüyorsanız yapacağınız en faydalı işlerden bir tanesi de bir tane masa takvimi alıp çocuğun karnının ağrıdığı günleri şöyle bir daire içine alın. Aylar boyu bunu yapın. Sonra biz şöyle çocuk doktoru olarak şöyle takvime bir bakıyoruz. Bir bakıyoruz ki bu karın ağrısı belli dönemlerde
tekrar gelmiş. Periyodik karın ağrıları. Hemen aklımıza ailevi Akdeniz ateşinin gelmesi gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde sık bunu çocuk romatologlarıyla beraber takip ediyoruz. Düzgün tedavi edilmesi yaşam kalitesini ciddi şekilde arttırıyor. Evet, Murat Hocam'la devam ediyor olacağız ama öncelikle mikrofonumu sizlere uzattık ve sorduk. Dedik ki çocuğunuz kaç yaşında, hiç karın ağrısı yaşadı mı ve bunun nasıl tarifledi? Sizlerden dinliyoruz hayat hikayelerinizi. Sonrasında konuklarımla karşınızda olacağım. Çocuğunuz kaç yaşında? Kızım 20 yaşında, oğlum 17 yaşında. İki tane çocuğum var. Birisi 18, birisi de 14. 5 yaşında. Birisi 12, birisi 2 yaşında. Hiç karın ağrısı yaşadı mı? Ağrılarını nasıl tarif etti? Sebebi neydi? Nasıl çözüm buldunuz? Çocuk olduğu için tarif edemiyor. Bunu ancak doktor vasıtasıyla hastanede öğrenebiliyorum. Her çocukta olduğu gibi bizim çocuklarda da karın ağrısı şikayeti oldu. Yani zaman zaman doktora giderek, zaman zaman evde kendimiz işte sıcak su veyahut da işte bu bitkisel çaylar vererek çözüm bulmaya çalıştık. Yaşadı tabii ki. Biraz konuşma problemi olduğu zamanlar ona masaj yaparak işte anne sevgisi diyelim en iyi gelen şeylerdi. Ama hani bu geçmediği zamanlarda tabii ki tıbbi bir yardım aldık. Yani aynı kraplar şeklinde. Çözümü ishaldi. Ona göre işte kola verdik, kahve verdik. Verince çözümünü bulduk. Evet, hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarda karın ağrısını konuşuyoruz ve aslında karnı mı midesi mi ağrıyor derken birçok sorunu gündeme getirdik. Ancak mide bağırsak sistemiyle ilgili karın ağrıları konusunda çok değerli hocamız, çocuk gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Meltem Uğraş'a bağlanıyoruz. Değerli hocam merhaba. Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Çocuklarda mide bağırsak sistemiyle ilişkili olarak karın ağrıları hangi belirtilerle karşımıza çıkar? Öncelikle mideden başlayalım o zaman. Mide ile ilişkili hangi belirtiler? Şimdi midede ne olur? Midede gastrit veya ülser olabilir. Buna bağlı olarak da midemizde kabaca iltihaplanma olur diyebiliriz. O zaman da hasta bize mide ağrısı, midede yanma gibi şikayetlerle gelebilir. Midemizin hemen üzerinde yemek borumuz var. Yemek borusuyla da ilişkili şikayetler olabilir ve hasta bu sefer bize yemek borusunu şurası olarak gösterip yanma, ağrıma, kalp sıkışması benzeri şikayetlerle gelebilir. Hatta önce çocuk kardiyolojiye gider bu hastalar. Bağırsaklara gelecek olursak ince bağırsaklarda veya kalın bağırsaklarda veya ikisiyle beraber burada iltihap olabilir, ülserler olabilir. Bizim kronik iltihabi bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalıklar var. Burada hem kızarıklıklar oluyor bağırsakta, iltihap oluyor, yaralar oluyor. O zaman da hastalar bize sadece karın ağrısı da gelebilir. Veya kakada kanla gelebilir. Gece kakaya kalkma, gece kanlı dışkılama gibi şikayetlerle gelebilir. Hastanın iştahında azalma, çok az yemek yeme gibi bulgularla gelebilir. Bu aralar biz mide bağırsak sisteminde alerjik durumları da çok sık görmekteyiz. Burada da yine hastalar bize karın ağrısı, mide bulantısı, açıklanamayan hafif karın ağrısı gibi şikayetler. Karın ağrısı dediğimizde de göbeğin üstü ve altı şeklinde olabilir. Yaygın karın ağrısıyla gelebilir hastalar. Çocuklarda sık karşılaştığımız bir durum var. Mide bağırsaklarında yediği gıdalar sayesinde yaşanan işte gıda enfeksiyonları diyebiliriz bu tabloya. Bir çocuğun karını ağrıyorsa yediği yemekten mi kaynaklanıyor yoksa acaba gerçekten tıbbi bir başka bir sebep mi var? Daha ciddi bir sorun var, bunu nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi çocuğun altta yatan bir karın ağrısı bulgusu yok. Normal, sağlıklı bir hastayken tarif edebiliyorsa bize, şunu diyebiliyorsa yani ben birkaç gün öncesinden bir şey yedim. Bunu yedikten sonra da mide bulantısı başladı, ishal başladı, ateş başladı. Bu çok tipik bir besin zehirlenmesidir. Bunlar da ayırt etmek kolay oluyor. Ancak altta yatan bir şeyi var. Yani fonda hastanın bir sindirim sistemi sorunu var. Bununla beraber işte yakınmaları var, mide bulantısı, karın ağrısı var. O zaman bunu ayırt etmek biraz daha zor oluyor. O zaman da biz bazı kaka testleri yapıyoruz, bazı kan tahlilleri yapıyoruz. Ona göre de etkeni bulursak besin zehirlenmesi olduğuna karar veriyoruz.
Yaşanılan karın ağrıları ne zaman bir bağırsak sorununu gündeme getirir? Ne zaman getirir? Şimdi genelde bizde çocuklara çok inanmama gibi bir şey söz konusu ama çocuklar genelde bir yerlerin ağrıdığını ifade ediyorlarsa bu bizler için de geçerli. Orası ağrıyordur aslında. Dolayısıyla çocuklara inanmak gerekiyor. Ve çocuklar genelde bunu uydurmuyorlar. Tabii ki bu iş daha sıklaşmaya başladıysa, çocuk her gün karnım ağrıyor diyorsa, uykudan uyanıyorsa, hafta içi hafta sonu da bunu söylüyorsa, çok sevdiği bir aktiviteyi yaparken bunu bırakıyor karın ağrısıyla, o zaman bu önemlidir. Hatta uykudan uyanıyorsa bu çok önemlidir. Yine çocukta çok ciddi kusmalar var, beslenmesi bozuldu, kilo kaybı olmaya başladı, kakasında kan var, kusmuğunda kan var gibi yakınmalar eklendiyse o zaman çocuğu mutlaka bir an önce bir çocuk doktoruna veya çocuk gastroya götürmek gerekiyor. Bağırsak parazitleri çocuklarda karın ağrısına sebep olur mu? Bağırsak parazitleri ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde, bazı gelişmiş ülkelerde de oldukça sık görülen mikrop gruplarından. Şimdi çeşit çeşit bağırsak parazitleri var. Ülkemizde de görülmekteler. Genelde karın ağrısına yol açmakta. Aynı zamanda bölgelere göre değişiklik göstermekle beraber genelde bağırsak parazitleri karın ağrısı yapmakta. Bu karın ağrısı gastrit ve ülser kadar şiddetli olmamakla beraber fonda hep çocukta böyle bir karın ağrısı var, bir sızlanma şeklinde olabilmekte. Ve genelde bunlar daha uzun sürmekteler. Yani daha şiddetli olmadığı için hasta da bunu kanıksamakta. Aile de çok şiddetli olmadığı için biraz daha göz ardı edebilmekte. Burada eşlik eden semptomlara bakmak gerekiyor. Genelde popo kaşıntısı olabilir. Bazen kıl kurdu olursa kıl kurdu görülebilir popo etrafında. Yine gece ağızdan salya akması olabilir. Veya çocuklarda kansızlık olabilir. Bu gibi durumlara karın ağrısı eşlik ediyorsa bir bağırsak parazit için tetkik yapmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarda karın ağrılarıyla karşılaştığımız zaman tıbbi bir nedeni araştırmak için onlarda endoskopi veya kolonoskopi yapılabilir mi? Bu görüntüleme yöntemleriyle hangi hastalıklar tespit edilebiliyor ve son dönemde karşılaştığımız sık görülen çocuk mide bağırsak sistemine ilişkili hastalıklar hangileri hocam? Şimdi çocuklara 1900'lü yılların sonlarından itibaren endoskopi ve kolonoskopi yapılmaya başlandı ve giderek ülkemizde de artmakta. Uygun aletlerle her yaş grubundan çocuklara işlemler yapılmakta. Yani doğduğun andan itibaren çocuklara endoskopi de kolonoskopi de yapabiliyoruz. Bu işlemler anestezi eşliğinde hafif bir uyutarak hastayı rahatlatarak yapılmakta. Şimdi hangi şikayetler olduğunda yapıyoruz? Mesela yeni doğan bebek mesela kanlı kustuysa veya kakasında kan varsa yine erişkin çocuklarda benzer şikayetler olduğu zaman yapıyoruz. Yabancı sim yutmalarında yapılıyor. Son zamanlarda giderek artan bir alerjik hastalıklar görüyoruz veya ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi hastalıklar görüyoruz. Bunların tanısında ve tedavisinin devamında görmek gerekiyor. Örneğin son günlerde mesela bayağı sık kolonoskopi yaptım ve çocukların kalın bağırsaklarında oldukça yaygın, fazla ülser gördüm ki bunların çoğu kakasında kan görülen çocuklardı. Bunlarda bazı kan testleri yaptıktan sonra mutlaka düşündüğümüz organa yönelik görüntüleme yapmalıyız. Burada kakada kan olduğu için kolonoskopi yapıyoruz. Kalın bağırsağın içine bakıyoruz, bir tanı koyuyoruz. Bazı tedaviler verdikten sonra da hastalığın gidişatını görmek için mutlaka işlem yapıyoruz. Bazen işler kötüleşebiliyor. Mesela gayet güzel giden kolitli hastalarımızda da birden tekrar kanamalar başlayabiliyor. O zaman araya planlamadığımız kolonoskopi seansları koymak durumunda kalıyoruz. Yine alerjik hastalıklar düşündüğümüz zaman da bazen kan testleriyle tanıyı koyamazsak, şüphelendiğimiz doku, yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, kalın bağırsak, ince bağırsak hangisi ise onların görüntülemesi ve buralardan biyopsi almak için yine endoskopi, kolonoskopi yapıyoruz. Sonuncu olarak da çölyak hastalığı gibi bazı hastalıklar var. Kesin tanı dokudan biyopsi alıp bazı patolojik sınıflandırmaları yapmak. Çölyak hastalığın kesin tanısı da endoskopik olarak konulmakta. Şüphe olan hastalarda bunları da endoskopi yaparak kesin tanıyı koyuyoruz. Değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın diyorum. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Evet değerli izleyenler programımıza devam ediyoruz. Yanımda çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Murat Palabıyık var. Çocuklarda kabızlığı konuşalım ve tekrar hatırlatalım istiyoruz. Şimdi baktığımız zaman aslında çocuklarda kabızlık, akut karın ağrısının en sık tanımlanan nedeni kabızlık. Gerçekten de çok sık karşılaşıyoruz. Neden kaynaklanıyor kabızlık?
Kabızın bir sürü sebebi var. En başta beslenme sorunları. Alınan gıdalardaki yağların bağırsaklarda sabunlaşma reaksiyonuna girerek kakanın sertleşmesi ve bu sertleşen kakanın da dışarıya çıkmasının zorlaşması, beslenme ile ilgili sorunlar. İşte bunlar biraz önce bahsettiğimiz paketli gıdalar, abur cuburlar, şekerlemeler vesaire o grup. Onun dışında mesela bazı lifli gıdalar var. Evet, düşük dozda verdiği zaman mükemmel kaka yaptırtıyorlar. Ama yüksek dozda verince o lifler bağırsaklarda şişerek kabız olmasına yol açıyorlar. En tipik örneği de hemen arkanda duran muzdur. Evet. Mesela çocuklara muzu yediriyorsunuz düşük dozda. Bağırsaklarda o lifler kakayı çok güzel yumuşatıyor ve kolay kaka yapmasını sağlıyor. Ama çocuk bayılıyor muza. 2 tane yiyor, 3 tane yiyor. O kadar yoğun bir muz yemiş ki muz lifleri bağırsaklarda şişip bağırsağa tıkıyorlar. Kabız oluyor. Çocuklarda karın ağrısı için evet masası var, hayır masası var. Evet masasına baktığınız zaman muzu gördüm. Bu tarafta ne var? İşte doza bal var, bağlı. Pekmez var ve şey görüyorum, yoğurt görüyorum. Evet, yoğurt da doğal bir probiyotik aslında. Tabii o karın ağrısı için hani süt içmesindense bir çocuğun yoğurt yemesi ya da peynir yemesi daha sindirimi kolay. Bu arada tabii şeyi de unutmamak lazım. Katı bir madde var. Biz onu böyle yumuşatmak istiyoruz. Ne katarız? Su katarız, sulandırırız. Çocukların yeterince de su içmeleri gerekiyor. Ve bizim ülkemizde çocuklarda su içme alışkanlıkları ne yazık ki çok iyi değil. Yani sürekli özellikle okul çocuklarının okullarda kolaylıkla ulaşabileceği su sebillerinin olması lazım. Giderek çoğalmaya başladığını görüyorum. Bazen okul ziyaretleri yaptığımda sebiller var. Böyle ayakları basınca hemen su fışkırıyor. Çocuklar hemen ağızlarını dayayarak içiyorlar. Son derece faydalı. Evet, çocuklarda kabızlığa baktığımız zaman tarihçe. Yani tarihçe derken hastalığın tarihçesi değil, çocuğun tarihine bakıyoruz. Yani uzun süreli zor veya ağrılı defekasyon geçmişi var mı bu çocuk? Yani kronik bir kabızlık şikayeti var mı veya ne süredir oluyor? Bir çocuk kabız olduğu tanımlanması için ne kadar süredir kabız olması lazım veya ne kadar süredir dışkıya çıkmıyor olması lazım? Çocuklarda bu kişiden kişiye çok değişen bir kavram. Hani bazen akut kabızlık oluyor. Yani o anda çok abur cubur bir şeyler yiyip kakası sertleşmiştir. Bir anda kabız olabilir çocuk. Ama bazen haftalarca, aylarca sürebilir. Hatta bazen yeni doğan bebeklerde bazı doğuştan gelen hastalıklar var. Mesela Hirschsprung hastalığı gibi aylarca devam eden süreçler oluyor. Tabii bu Hirschsprung hastalığı ve bunun benzeri bağırsaklardaki hareketlerin yavaşlamasıyla giden hastalıklarda sıklıkla da cerrahi girişimler yapmak gerekebiliyor. Az önce bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki ya bu öyle kısa süreli bir tedavi değil. Kabızlık varsa uzun süreli bir tedavi olması lazım. Bazı insanlarda, erişkin hayatta da görüyoruz ki kabızlık gibi durumlar adeta insanların hayatında bir yer etmiş. Erişkin hastalarda konuştuğumuzda yıllardır, çocukluğumuzdan beri kullanıyoruz işte çeşitli yumuşatıcı ajanlar denir. Bu nasıl çocukluktaki yaşanan kabızlığı erişkinliğe yansımamasını sağlayacağız? O kadar uzun sürmemesini sağlayacağız. Siz de uzun tedavi dediniz ama bir yerde bitmesi lazım. Bu denge nasıl korunacak? Şöyle, çocuklar da olsun, erişkinler de olsun, kabız oldukları zaman ilaç kullanıp rahatladıktan sonra asla ilaçlarını kesmemeliler. Aylarca bunun devam etmesi gerekiyor. Şu anda benim takip ettiğim bir bebek var mesela, ömür boyu ilaç kullanacak. Yani onun bağırsaklarındaki problemin ne olduğu tespit edildi, bilindi. O çocuk mesela ilaçsız kaka yapamıyor. Hiçbir sakıncası yok. Bakın, ömür boyu kullanmak gayet güzel gelişiyor, gayet sağlıklı ama ilacını alacak. Burada çocuğun kabızlığının sebebini aydınlattıktan sonra işte bir takım süreleri biz belirliyoruz muayenede. Mesela bazen çok basit bir sebep oluyor. Poposunda çatlak var. Çocuk kaka yaparken poposu acıdığı için kendisi tutuyor. Çatlağı tedavi ediyorsunuz, rahatlatıyorsunuz. Onun zaten kabızlığı kendi kendine kısa süre içinde düzeliyor. Ama dediğim gibi kabızlık için kullanılan ilaçları daima günde bir kere rahat bir kaka yapacak dozu arttırarak, azaltarak günde bir kez kaka yapacak dozu buluyorsunuz. O dozla aylarca devam edebilirsiniz. Ve mutlaka doktorunuzla bağlantı içinde olmanız gerekiyor.
Evet. Şimdi bebeklerde ise kabızlık da olabilir. Yani bunu da zaman zaman gündeme getiriyoruz. O yüzden hatırlatmakta fayda var. Az önce bahsettiğiniz hastalıklar mesela burada. Çocuklarınız acı çekiyor gibi görünüyor mu? Dışkıda kan veya kusma beraberinde var mı? Böyle bir durum varsa bebeğinizde bir bağırsak tıkanıklığı olabilir. Bebeğinizin ilk dışkısını yapması doğumdan sonra 24 saatten uzun mu sürdü? Hirschsprung burada aklımıza geliyor. Hirschsprung hastalığı önemli. Hirschsprung hastalığında bağırsaklar aslında normal giderken bir küçücük bir segmentinde, yani bağırsağın bir bölümünde sinir dokusu yok. O bölüm çalışmıyor. Yani şey gibi düşünün, böyle dört şeritli kocaman bir otoyol yapılmış. Trafik mükemmel akıyor. Otoyolun sadece bir metrelik küçücük bir bölümünde tek şeride düşmüş. Ondan sonra gene dört şerit gidiyor. Orada trafik tıkanır mı, tıkanmaz mı? İşte aynı Hirschsprung'da da böyle kalın bağırsak gayet güzel gidirken kalın bağırsağın bir bölgesinde, ki bunların büyük bir çoğunluğu da bizim popodan parmağımıza ulaşabileceğimiz bölgede, son bölgede bir darlık oluyor ve yukarıdan biriken kaka aşağıya inemiyor. Çocuğun karnı şişiyor. Bir bebek hayatının ilk 24 saatinde kaka yapamadıysa, karnı şişmişse, kusmaya başlamışsa mutlaka Hirschsprung aklımıza geliyor. Çok basit bir muayene yapıyoruz. Poposundan parmakla muayene. Poposun içine parmağımızı sokup o darlaşmış olan kesimi parmağımızı hafif genişletince, parmağımızı çektiğimiz an bir metre ileriye püsküren bir kaka görüyoruz. Yani buna ne deniyor? Rektal tuşe sonrasında fışkırır şekilde dışkılama. Bu Hirschsprung hastalığının muayenesinde çok tipiktir. Yani kolaylıkla bir teknolojik yardım olmadan bir basit muayene koyabiliriz. Genellikle çömez asistanlar bebeğin poposunun karşısına geçirirler. Şimdi bak, tuşe böyle yapılır deyip gösterilir ve onun üzerine püskürmesi sağlanır. Böylece tecrübe kazanmış olur. Evet. Bebeğinizin dışkıyı dışarı iterken zorlanıyor mu, sert mi, yumuşak mı diye baktığınız zaman aslında dışkı sert olduğu için bebeğiniz ıkınıyor olabilir. Sadece bu sertlik tek bir sefere mahsus bile olsa o esnada hocamın bahsettiği gibi bir anal çatlak meydana gelebilir. Evet. Ve bu çatlak sonrasında yanma, acıma hissi sürekli kabızı tetikleyecek durum olabilir. Ama onun dışında tabii karın kasları iyi gelişmiş olabilen çocuklar da var. Bebeğinizin dışkısı yumuşak ama her gün yapmıyorsa, bu konuda bir endişeniz varsa yine de doktorunuza danışın diyoruz. Şimdi çocuklarda karın ağrısını işlemişken, çocuklarda programın başında bahsettiğimiz kolik ağrıları anlatmadan olmaz diye söylüyorum. Nedir bu kolik ağrı, neden olur hocam? Yeni doğan bebeklerde kolik ağlamaları genellikle, hani üçler kuralı diye bir kural var değil mi? Hayatın üçüncü haftasından itibaren başlayan, günde 3 saatten daha fazla süren ve 3 aya kadar en az, bazen biraz daha fazla uzayan, sebepsiz yer olan ağlamalar. Bebeğin kolik demek aslında teknik terminoloji olarak atak şeklinde gelen ağrıdır. Mesela safra koliği var. Yani mesela böbrek koliği var yani erişkinler için. Bebeklerde de bebek koliği, infantil kolik. Günün belli bir saati geldiğinde saat böyle kurulmuş gibi o saatte bebek başlar ağlamaya. Evet. Teselli etmek zordur. Herkes farklı bir tutuş yöntemi gösterir. Ondan sonra battaniyeyle sallayan. Battaniyeyle sallanır. Fakat saati geldiği zaman başlar, saati geldiği zaman biter bu ağrılar. Genelde de uyurken bitiyor. Herkese evet. Diyor ki ağrısını kestik, çocuk uyudu. Evet. Öyle mi? Aslında ağrının kendi kendine kesilmesiyle beraber bu kolik ağrısı 3 saat 4 saat kadar sürüp bebeğin rahatlamasıyla biter. Tabi o ağlarken çok efor sarf etmiş olduğu için kolik bittikten sonra da bebek şöyle bir güzel uyku moduna geçebilir. Çoğunlukla böyle akşam 10-19-20 akşam saatlerinde ya da bazı bebeklerde gece 12-1 gibi başlar ya da bazı bebeklerde, benim büyük kızım öyleydi, sabaha karşı 3'te başlardı mesela. Çalar saat. Çalar saat gibi, hep saati bellidir. Bu kolik ağlamasının tipik özelliği o. Ama gene de hani bizim bebeğin kolik ağlaması var diye düşünüyorsak, nasıl kilo alıyor, nasıl besleniyor, kusması var mı, kakasında kan var mı, başka bir hastalık bulgusu var mı diye mutlaka bakmamız gerekiyor. Bebekken tanıyı koyup tedavi edilecek hastalıklar var. O nedenle kolik ağrıları, evet, bugün çocuk doktorlarının en çok uğraştığı ağlama tipi bebeklerde, genellikle de sorunsuz bir şekilde düzeliyor. Evet, devam edeceğiz ama önce mikrofonu değerli izleyenlerimize uzatıyoruz. Evde çocuğunuzun karnı ağrıdığında uyguladığınız yöntemler neler? Sizlerden dinleyelim, sonrasında hocama sorularım var. Hayatın ritmi.
Çocuğunuzun karnı ağrıdığında evde ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Masaj diyelim, sıcak tutmak, karın bölgesini de daha çok ayak bölgesini. Bu şekilde ona tedavi evde kısıtlı yapmaya çalıştık. Ama tabii daha fazla arttığı sürece bunun için tıbbi yardım almaya çalışıyoruz. Çocuğun karnını ovuşturuyoruz, sıcak su uyguluyoruz, sırtını sıvazlıyoruz. O şekilde. Sıcak su koyuyorum genelde, üşüttüğü için. Üşüttüğünü düşünüyoruz. Tabii ki uzun sürerse de doktora başvuruyoruz. İşte sıcak su torbasıyla karnına sıcak su torbası koyabilirim. Bitkisel çaylar yaparak yani onları içirdik. Bu gibi şeyler, yöntemler yani daha çok. Evet, karnı ağrıyan çocuk sahibi olmak yani şekil bir ağda gözüktüğü gibi gerçekten insanların çare aradıkları bir durum oluyor. Hatta özellikle kolik bebeğiniz varsa kolik ağrıları gidermek için envai çeşit damlayla bilmem neyle karşı karşıya kalabilirsiniz ve bunları da bir şekilde kullanma gayreti içerisinde olursunuz. Denemediğiniz ürün de kalmamıştır. İlginç bir şekilde sizin çocuğunuza yarayan öteki çocuğa yaramıyor olacak. Ben burada çok da anlamlandıramıyorum. Neden her çocuğun bu damlaya karşı etkisi biraz fazla, yoksa damlalar aslında pek de bir şey yapmıyor mu? Kolik ağlaması olan bebeklerdeki ilaçların çoğunluğu aslında teselli ediyorlar. Yani genellikle böyle bebek 3 aylık olduktan sonra kolik ağlamaları azalacak. O dönemde bir doktor bir ilaç öneriyor. O ilacı kullandıktan sonra birdenbire çocuğun kolikleri bitiyor. Aile diyor ki harika diyor, ne kadar güzel bir ilaç bulduk. Bize çok iyi geldi deyip herkese önermeye başlıyor. Halbuki o bebeğin zaten o ilacı kullanmasa bile kolik ağlamalarını düzeleceği döneme gelmiş. Dolayısıyla hani hakikaten dolaşın eczanelere, o kadar çok çeşitli ilaçlar var ki ama mucize yaratan bir ilaç yok. Sihirli formül kolik için sabır. 3 ayı beklemesini sağlayacağız. Bazı probiyotik damlalarının işe yarına dair şeyler var, çalışmalar var. Probiyotikler bazen kullanılabiliyor ama en güzeli ne biliyor musunuz? Doğar doğmaz kucak kucağı alacaksınız. Bakın, loğusa yatağı 40 gün kaldırılmaz diye Anadolu'da bir söz vardır. Ben onu biraz abartarak söylüyorum. Loğusa yatağı 3 ay kaldırılmaz. Yani 3 ay boyunca anne ile bebek yakın ilişkide olacak. Beraber yatacaklar, beraber kalkacaklar, birlikte uyuyacaklar, temas, kucak. Bebek sakin olacak. Kolik ağlamanın çok daha az olduğunu göreceksin. Bu bebekler için. Büyük çocuklar için ne yapacağız? Ağrı kesici kullanacak mıyız? Çok önemli bir şey. Çocuğumun karnı ağrıyor. Hemen bir ağrı kesici vereyim. Şimdi burada hata olabilir. Eğer sizin çocuğunuzun karın ağrısı işte apandisit gibi ya da invajinasyon yani bağırsak düğümlenmesi gibi acil tedavi edilmesi gereken bir hastalıksa, siz ağrı kesiciyi verdiğinizde ağrısı kesilecek, hastalık ilerlemeye devam edecek. Bizim zaman kaybetmemize yol açar. Mesela sıcak su torbası, evet. Böyle spazm olan yani mesela bağırsakların aşırı kasılmasına bağlı olan karın ağrında çok işe yarayabilir. Ama işte dediğim gibi altta yatan apandisiti sıcak su torbası tedavi etmiyor. Akut batın zaman tablosunu akut batın. Saklayacak bir durum aslında çok daha sıkıntılı bir sonuçta sizi karşı karşıya bırakabilir. Evet, kesinlikle. Evet. Dolayısıyla dinlenme, bitki çayları, işte probiyotikler, antiasitler, gaz damlaları gibi önerileri zaman zaman her yerde görebilirsiniz. Sosyal medyada, internette, birçok haber kaynağında vesaire. Bunlar masum kabul edebilecek öneriler en azından. Yani çocuğunuza doğrudan bir zararı olmayacağını düşündüğümüz veya toplum genelinde inanılan, yıllardan bir yılı işte anneanne tıbbında bile var olan şeyler. Ama iş tıbbi olarak ağrıları bastırmaya geldiği zaman da burada akut batın, yani bugün programın en başında aslında bahsettiğimiz ve bu akut karın ağrılarını konuştuğumuz, bu 3 gündür bahsettiğimiz ciddi tıbbi sorunları gizleme ihtimali olabilir. Bu sebeple mutlaka doktorunuzla zaten iletişim halindesinizdir. Doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Değerli hocam, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve değerli izleyenler, Hayatın İpinde bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüze görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum efendim.